Avrupa'da yaşayan bir iş adamı, bir işveren, bir girişimci, bir lidersin veya etkili bir baba, etkili bir annesin. Yoruluyorsun, stresten dolayı kafanı dağıtmak istiyorsun. Zihnini temizlemek istiyorsun, beynini temizlemek istiyorsun ve şu soruyu soruyorsun. Ben iki kültür arasında gurbetteyim, yoruluyorum, strese giriyorum ve kafam dağınık. Kafamı nasıl toparlarım? Zihnimi nasıl temizlerim? Beynimi nasıl temizlerim? Bir düğme var mı şöyle bastığım zaman temizlensin diye soru soruyorsun. Ben de sana şu cevabı veriyorum. Evet, öyle bir imkan var. Zihin, beyin kendini temizliyor. Kendi kendine, sistem temizliyor kendini. Peki nasıl temizliyor? Gece uyurken temizleniyor. Nispeten sen sabah zihnin dinç olarak kalkıyorsun. Ama müsaade edersen tabii. Zihnine, beynine müsaade edersen, nefes almasına müsaade edersen, ona bir şans verirsen yapabiliyor. Yoksa yapamıyor. Öbür türlü sabah sopa yemiş gibi kalkıyorsun. Dayak yemiş gibi kalkıyorsun. Daha yorgun kalkıyorsun. Peki zihnime nasıl şans vereceğim? Ne yapmam gerekiyor? Zihnim kendi kendini temizlesin. Yapacağın şey bir kere seni ilgilendirmeyen, senin çözemeyeceğin problemlerle ilgilenmeyeceksin. Senin etkili alanın olmayan konuların içerisine girmeyeceksin. Senin etkili olamayacağın yer için kafa patlatmaman lazım. Düşünmemen gerekiyor. Senin alanına girmiyor. Mesela ne olabilir? Bunlardan bir tane örnek vereyim. Haberler. Almanya'da yaşıyorsun, Köln'de yaşıyorsun ve Yeni Zelanda'da bir problem var. Dünyanın öbür ucunda. Şimdi sen buradan oradaki problemi çözebilir misin? Oradaki trafik kazasını düzeltebilir misin? Düzeltemez. Senin etki alanına girmiyor. Uzakta orası. Ama sen buna rağmen seni ilgilendirmeyen bir problem senin zihnini yoruyor. İlgilendiğin için. Haberlerin %80'i zaten negatif. Seni demoralize ediyor. Motivasyonunu kırıyor. Çünkü etkisiz ve yetkisiz ve yetersiz hissediyorsun haberleri izledikten sonra. Çünkü bir şey yapamıyorsun, acizsin. Dolayısıyla ilk yapacağın şey zihnine müsaade etmek nedir? Haberleri kısmak, haberleri izlemeyi bırakacaksın. Habersiz kalmamak için de 3 dakika, 5 dakika belli portaller var. Oradan ne yapabilirsin? Tweet'ten mesela hızlıca haberleri öğrenebilirsin. Tarafsız yazan gazetecileri bularak onların sayfalarına abone olarak habersiz kalmazsın. 3 dakikada bir insan günlük haberleri öğrenebilir. Ama etkilenmemek için ne yapacaksın? Haberleri seyretmeyi bırakacaksın. Tamam mı? Bilinçaltına zihninin kendini temizlemesi için. Birinci kural bu. İkinci kural bak bazı insanlar var. Biliyorsun ki 8 milyar insan bir araya gelse ona yardımcı olamıyor. Mental olarak kırılmış artık. Broke diyorlar. Yani ona kimse yardımcı olamaz. O mağdur zihniyetinden keyif alıyor. Dert anlatmaktan mutlu oluyor bir çeşit. Yani ilgi manyağı diyorlar bunlara. Senin onunla ilgilenmen için, onu okşaman için, sevmen için devamlı sana dert anlatıyor. Devamlı sıkıntı anlatıyor. Ona yardımcı olamayacağını biliyorsun. Çünkü dediklerini yapmıyor zaten. Senden nasihat istiyor. Bir şeyler söylüyorsun, yapmıyor. Sadece ağlamakla geçiriyor ömrünü. Şimdi etkili değilsin ya sen ona. Onunla da arana bir mesafe koyacaksın. Çünkü etkili olamayacağın insanın derdini dinleyerek zihnin arka tarafta çalışıyor devamlı. Böyle yoruluyor, enerji harcıyor. Bu adamın problemini nasıl çözerim diye. Gece uyurken sen farkında olmadan zihin yoruluyor. Ve sabah seni ilgilendirmeyen bir problemi düşüne düşüne enerji harcayan beyninden dolayı sopa yemeyi yataktan kalkıyorsun. O yüzden bu şekilde ilgi manyağı insanlardan uzak durarak zihnine bir şans veriyorsun. İkinci kural bu. Yani negatif insanlardan uzak dur. Mesafe koy kendine ki zihnin dinlensin, beynin dinlensin, zihnin kendini temizlesin. Şimdi gelelim üçüncü konu. Üçüncü konuda ne yapabilirsin? Bu da ikinci maddeye benziyor. Seni ilgilendirmeyen konular. Tamam mı? Mesela diziler. Dizilerde bir adam var, onun ailesi var, karısı var veya kızı var. Onların kendine göre bir dünyası var, problemleri var. Tamam mı? Onların problemiyle senin problemin arasında fark var. Dağlar kadar fark var. Birbirinize uymuyorsunuz. O zaten sanal bir yer. Gerçek olmayan bir derdi izleyerek kendine dert yapıyorsun. Seni ilgilendirmez, senin hayatınla alakası olmayan bir problemi seyrediyorsun, dizi olarak seyrediyorsun ve korkuyorsun sonra. Korktuğunda başına geliyor. O yüzden kendine dert yapmamak için, kendine sıkıntı yapmamak için, zihninin kendini temizleyebilmesi için ne yapacaksın?
dizi seyretmeyi bırak. Dertsiz başına dert çıkarıyorsun öbür türlü. Kendini yoruyorsun, zihnini boşuna yoruyorsun. Senin çözemeyeceğin bir konu. Çözmek istesen de zaten hayat, oradaki hayat gerçek değil ki. Gerçek hayatla hiç alakası yok ki. Yat var, kat var, adamın uçağı var. Öyle bir şey yok ki hayatta gerçekten. Her zaman neşeli gözüküyor. Onu kandırıyor, bunu kandırıyor veya aldatıyor ailesini. Sonra sen ona hayran kalmaya başladığın zaman bir tehlikeli, Allah muhafaza etsin. Bir de modellersin o tipi insanı. Bir insan kime benzer biliyor musunuz? Ya çok sevdiğine benzer ya da nefret ettiği insana benzer. Sen nefret ediyorsun belki ondan ve onu gündemde tuttuğun için ona benzemeye başladın. Ve kötülükler böyle yayılıyor. Çünkü zihninin kendini temizleme fırsatı olmadığı için onu modelli. O yüzden ne yapacaksın? Bu üç şeye dikkat edeceksin. Neydi birinci? Haberlerden uzak kal. Küçük Emrah modunda, mağdur zihniyetinde, kurban rolünden çıkamayan insanlardan uzak kal. Üçüncüsü, dizilerden uzak kalacaksın. Bu üç şeye dikkat edersen o zaman gece senin zihnin, senin beynin sabaha doğru temizleniyor. Kendi kendini temizliyor sevgili arkadaşlar. Zihnine bir şans vermiş oluyorsun. Yani bir iş adamı, bir işveren, bir lider olarak bunu yaparsan eğer senin kafayı dağıtmaya ihtiyacın olmuyor. O zaman kafayı dağıtmak için seçeceğin konular yerine seni ileriye götüren, seni geliştiren seminerlere, eğitimlere fırsatın olur o zaman. Ancak o zaman fırsatın olur. Öbür türlü biraz önce saydığım 3 şeye dikkat etmez. Onları yaparsan kafayı dağıtma ihtiyacın olur ve devamlı geyik muhabbete ihtiyacın olur. Devamlı böyle seni ilgilendirmeyen konulara girersin. Kendine durmadan yeni hobiler seçersin ve o hobilerden bir türlü tatmin olmazsın. Devamlı böyle bir iş içerisinde bir bisiklet hobin başlar. Bisiklet hobinden keyif alamazsın. Artık motor hobisine başlarsın. Motor hobisi biter. Uçak pilotu olmak için gidersin. 1-2 sene pilot olmak için uğraşırsın. Veya pilot olursun. Tekrar bu sefer ondan da keyif almazsın. Ehliyetini aldıktan sonra. Ondan sonra onu deniyorsun. Bunu deniyorsun. Hayattan bir tat alamazsın. Neden? Çünkü zihnin kendini temizleyemiyor. Fırsat vermediğin için. Dolayısıyla sen eğer bu üç şeye dikkat edersen o zaman bilinçaltın, zihnin, beynin kendi kendini temizliyor ve asıl seni ileri götüren konulara odaklanabiliyorsun. Kendini geliştirecek seminerlere katılabiliyorsun. O yönde uzmanlaşıyorsun ve aranır insan olmak. Önemli olan o. Aranır insan oluyorsun. Aranır insan olunca da zaten mıknatıs gibi huzuru, bereketi, parayı, zenginliği, ilgiyi, alakayı kendine doğru çekiyorsun. Dolayısıyla biz yıllardan beri iş adamlarının, girişimcilerin, işverenlerin, yöneticilerin zihinlerindeki ayak bağlarından kurtularak, içindeki potansiyeli açığa çıkartarak, beynini başarıya, berekete programlayarak onları biiznillah hedeflerine götürdük. Artık siz de şu cümleyi söylüyorsanız, artık vakti geldi. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Ben de hedeflerime odaklanmam gerekiyor. Hayatıma huzuru, mutluluğu, zenginliği, bereketi çekmek istiyorum. Avrupa'da yaşayan bir girişimci olarak veya iş adamı olarak diyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, bir ön görüşme yapalım. Bu ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.